Medine Münevvere'den Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Efendimizin mescidinin yanından. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Burası Hazreti Ömer Efendimizin ismine münhasır olan Hazreti Ömer Efendimizin mescididir. Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 500 metre mesafede olan bir yerde. Burası Mescid-i Nebevi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen az ileride namaz kıldırdığı Gamame Mescidi var. Oraya yakın bir noktada, yaklaşık 150 metrelik bir mesafede Gamame Mescidi'ne Hazreti Ömer Mescidi var. Hazreti Ömer Efendimiz bayram namazını burada kıldırdığından dolayı halifeliği zamanında onun hatırasına Ömer bin Abdülaziz, yani Ömer Efendimiz'in torunu Ömer bin Abdülaziz bu mescidi yaptırıyor. Osmanlı sultanlarından da 2. Mahmut bu binayı yaptırmış. Osmanlı eseridir burası da. Bugün etrafı açıldı. Daha önceki yıllarda bu oteller yapıldığından dolayı etrafı kapalıydı. Bugün açık, etrafı açılmış. Ama ibadete açık değil, içeri giremiyoruz. Ama çevresine gelip ziyaret edilebilecek bir noktada. Ömer Efendimiz biliyorsunuz tarihte adalet timsali olan bir halifeydi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Ebu Bekir Efendimiz halife seçiliyor. Onun halifeliğinden sonra da Ömer Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz halife seçilmişti. Ve Ebu Bekir Efendimiz de halife seçilmesine Ömer Efendimiz vesile oluyor. Yani Peygamberimizin vefatında Medineliler toplanmışlar. Kendi aralarında halife seçeceklerdi. Haberi alan Ömer Efendimiz de Ebu Bekir Efendimiz gidiyorlar. O toplantıya katılıyorlar. Diyor ki Ömer Efendimiz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayattayken kime namazı teklif etti rahatsızken? Ebu Bekir Efendimiz'e. Onun yanında en çok kim bulunuyordu? Ebu Bekir Efendimiz. Ben diyor Ebu Bekir Efendimiz'e biat ediyorum. Halifeliğe o uygundur diyor. Ömer Efendimiz'in Ebu Bekir Efendimiz'e biat etmesiyle birlikte Ebu Bekir Efendimiz halife seçildi. Allah bizleri, sizleri, ümmeti Muhammed'i başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaati olmak üzere şefaat yetkisi verilecek bütün peygamberlerin, şehitlerin şefaatine nail eylesin. Hazreti Ömer Efendimiz gibi sizleri de bizleri de adalet timsali olmayı nasip eylesin. Bu güzellikleri yerinde Medine-i Münevvere'de ziyaret etmeyi her zaman sizlere de sevdiklerinize de Rabbim lütfetsin, nasip eylesin. Medine-i Münevvere'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide ashabından olan, aşere-i mübeşşireden olan, cennette müjdelenen 10 kişiden biri olan Hazreti Ömer Efendimiz'in mescidinin yanından sizlere selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.